Tabii ki de orada bakalım şimdi kimin nereye gideceğini göreceğiz ama muhtemelen Sven orta koridora gidecek. Evet, Sven orta koridora. Sven orta koridora gidecek. Yetenek gücümü izleyeceğiz yoksa yarı tank, yarı yetenek gücümü izleyeceğiz. Onu birazdan göreceğiz. Ya gerekirse 3 ejderi bırakıp, 2 alameti bırakıp G2'nun 5000 altın geri düşmeyi dakika 25'te kabul etmesi lazım. Ondan sonra kesinlikle dediğin gibi rakibi alt üst kilitleyecek seçimleri var. Ya özellikle 5K tabii, biraz fazla söyledim. Ya 5K ya. Biraz gerçekten 5'te 5K fazla. 5'te 5K okey ya. Ya. Çok okey değil ya. 2500 anlaşalım sen. 2500'e ben de okeyim ama 3500 olsun 5K, ortası çünkü olsun abi. Tutuşur da yok zaten Showmaker'ın. O yüzden Caps çok rahat. Yankos üst koridora doğru yaklaştı. Bir kule altı denenir mi acaba? Yalnız Broken Blade'in canı biraz az. Yankos tanklamak durumunda kalacak muhtemelen burayı. Erken kullanılan bir ulti var. Tutuştur atıldı. Minyonlar kule alta kadar geliyor. Yankos burada havaya savurdu rakibini. E'sini kullanacak şimdi. Kule menzilinden çıkacak mı? Bayağı bir tankladı kuleyi. Broken Blade ama o düşüyor. Birebir bir değişim oldu fakat ilk kan Broken Blade'e gitti. İlk kan Broken Blade'e gitti. Ciddi bir minyon dalgası kaybedildi burada. Bird diyebileceğimiz bir takas bence G2 lane'e. Bu arada Caps Showmaker alamete başladı. Yalnız Targamas burada. Orada orta koridorda bir şeyler var. Caps ultisini açtı. Koruyabilecekler mi Caps'i? Caps düştü burada. Yani sıçrayı neden atmadı Caps? Bir tane skor var tabii. Bu arada ulti... Of. Neymiş ya o hasar? Ejderi alırlarsa... iki ejderle bir ruh tehdidi oluşturmuş olacaklar şimdiden. Oy. Bu arada harika bir baloncuk. Üzerine Nami ultisi ve... Burada skoru tamamlıyor Canyon. Şimdi geri çıkmak durumunda Showmaker geldi ama Yankos burada hayatta kalmayı başarıyor ve bunun üzerine ejder alınıyor. Burası Dalmon Snowball'a çevirdi işte. İşte dakika sizin 25'te anlaşmaya çalıştığınız altın farkını şimdiden oluşturdular. Ama sen diyordun 5K yeterli. Tamam yani 2500 olmaz zaten. Yani. Ama garanti oynamışlar. Ya ikinci ejder var. Bir riskisi. Bu arada Targamas zincir tutsa düşecekti. Showmaker geri çıkmaya çalışıyor. Yankos sıçrayı kullanmak durumunda kaldı. Orta koridordan iki kule birden. Şimdi Showmaker Caps'in üzerine gidiyor. Zincir tuttu. Yarı canından fazlasını aldı ama. Çok hasar. Sıçrası vardı aklımın. Burada herhangi bir risk almak istemiyor. Bu arada üst koridoru kullanılan bir ışından var. Broken Blade karşı hamleyi kullandı. Buradan çıkabilecek bakalım. Zayıf noktaları bulmaya devam ediyor Canyon üzerinde. Canını da yenileyecek şimdi. Canyon'dan bir denem ama çok iyi bir sıçra Broken Blade'den. Yine de yeterli değil. Nuguri çok güçlü ve burada Flakid'ı da avlıyor. Flakid'ın ışınlarını kurtarmak için yeterli olmadı takım arkadaşını. Bu arada Showmaker Vurkaç'a çok iyi döndü. Yankos'la şu anda oyun oynuyor Danvon tarafı. Ve 7-1, dakika 17. İşte burada Broken Blade kuleyi almayı başaracak. Fakat Canyon ve Nuguri hemen buraya kapandı. Çok çabuk tabii. Sersemliyor Broken Blade sıçrasıyla. Hatta devamında aslında ciddi bir can toparlıyor. Canyon yetenekleri kaçırıyor ama Nuguri ölümsüz. Ki Flak de buraya iyi gelmiş aslında. Yani bayağı bayağı tutmuş orada. Ona rağmen alamamışlar. İşte Showmaker da şurada. Aradaki menzilini çok müthiş ayarlıyor zincirden sonra. Evet, bir de öyle bir sorun var. Oradaki Yankos. Yarı canı gitti. Suya pis tuttu Caps. Zonya sayesinde hayatta kalıyor ama yani diğer taraf iki kişi ejder alıyor. Burada da yetenek eşya falan kullandırtıyor rakibine Danvon. Bekleme süreleri gerçekten çok düşük. Şampiyonun. Şimdi kullanılan bir ulti. Flakit sıçrayı atmak durumunda kaldı. Sadece yavaşlattı onu Nuguri'nin attığı ulti. Kule düşüyor. Showmaker bekleyen Broken Blade var. Showmaker! Zincirini kullanıp sıçrayla uzaklaştı oradan. Şimdi Darkdam'dan bir hamle. Targamas çok fazla hasar verdi. İnfazla kullanıyor. Targamas'ın canı bayağı biraz. Targamas düşmeyecek mi? Son anda hasar yeterli oldu Kayn'den ama. Kayn da düşüyor bırakır. Altını Caps'e gitti. Şimdilik 2'ye 1 bir değişim var. Son anda Yankos skorda bulunuyor. Broken Blade ve Flakit ayakta kalan son iki isim G2 adına. Ama Broken Blade de düşmek üzere. Ve bu skorda Showmaker'da. Danvon'un da biraz hata yapmasını beklemek. Bu arada biraz önde yakalanan bir Yankos. E yeteneği gelen hasarın büyük bir kısmını engellese de Yankos skoru oluyor üzerine. Targamas buharlaştı. Yani birkaç otomatik saldırı yalandan gitti üstüne. Hayır, Darkdam'ın. Normalde can barı kızarır ya, kızarmadı, yok oldu direkt. Tamamen sizle alakalı. Danvon şiir gibi bir oyun oynuyor gerçekten.
Yani Velvet yine akıllarda soru işareti ama yanında Nemi olan bir Lucian'ın dakika 24'te 3 eşya olması gerçekten çok korkutucu. Bir de dişlik ama var ekstra. Okay. Bu arada Broken Blade %30 cana kadar düştü. Caps üzerine kullanılan yetenekler yeterli olmadı infaz. Kalkanlar devreye girdi ama Danvo'nun zaten istediği burada. İnhibitor Kulesi ve İnhibitor bu hamleler GT oyuncularını çeşmeye gönderiyor. Orta koridorda kule düşmedi. Bir minyon dalgasının gelmesi lazım oraya. Kayn'in üzerine doğru ilerliyor G2. Yakalayabilecekler mi Kayn'i? Kayn'den güzel bir fake. Ve yandan Duck Dump Caps'i buldu. Caps az önce buradaydı. Artık aramızda yok. Ve devamda Flakit'ta çok kolay bir skor oluyor. Broken Blade üzerinde 3 kişi var. Ve Broken Blade de düştü. İkinci skor. Yani bir skor alıyor, bir kuleyi alıyor Duck Dump. Mermilerin biri oraya, biri diğer tarafa. Lucian'da mı 3'te 3 oldu bugün. Ve 25. dakikada Danvon G2'ye karşı galip gelerek hem çeyrek finale çıkmaya hak kazanıyor, onu garantiliyor, hem de G2'nun dünya şampiyonası hayalini bu maçta noktalıyorlar. Turnuvadaki bu maça gelirken gruptan çıkma umudumuz olan tek temsilcimiz Broken Blade'di. O da bu karşılaşmayla birlikte elenmiş oluyor. Bu grupta 3. karşılaşma itibarıyla artık birincisi ve ikincisi, ilk ikisi belli daha doğrusu.